Ben mi çağırmışım? Canından endişe ediyordu. O yüzden seninle buluşmadan önce yanıma gelip şikayette bulunmak istemiş. Bir nevi tedbiri anlayacağını. Sonra da gitti. Bu kendisine son canlı görüşüm oldu. Zira anonsu duyup marangozhaneye gittiğimde Nail ve Tarık'ın cesetleriyle karşılaştım. Mümkün değil bu. Ben ne Nail'i ne de Tarık'ı öldürdüm. Zaten ben gittiğimde gazeteci orada bile değildi. İşte keşke sözlü beyan yeterli olsa. Ama değil. Tarık Bey'in korkusuna istinaden durumu takip etmeye karar verdim. İyi ki hissiyatıma güvenmişim. Polislerin seni suçüstü yakalamalarının tesadüf olduğunu düşünmedin değil mi? Neden bahsediyorsun bilmiyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Hadi Nail asımlığın vardı. Yurdumun aydın gazetecisinden ne istedin Mahir? Sırf elinde bir takım fotoğraflar var diye cana mı kıyılır? Sen ne diyorsun? Otur yerine. Karşında devletin savcısı var senin. Adamı öldürmüşsün. Gırtlağını kesmişsin diyorum. Ne oldu? Görebildin mi? Nasıl? Yok, göremedim. Adnan Savcı'nın yanında, sorgudaydı. Yalnız bu gece salıvermeyecekler, orası kesin. Yarın nöbetçi mahkemeye çıkartacaklar. İnanamıyorum. Her şeyi kitabına uygun yapıyorlar Feride. Parmak izini almışlar. Cinayet aletinde var mı ona bakılacak. İlk aldıkları parmak izi cinayetin işlendiği şişenin üstünden çıkmamış. Ama daha derin araştıracaklar. Sonra tanık var mı yok mu onlara bakılacak. Bildiğin işte iş işte. Peki ihbarda bulunan kim? Nereden öğrenmişler? Nail polisi aramış. Mahir beni tehdit ediyor. Can güvenliğim yok demiş. Bir kabadayı polisi arayıp yardım istiyor öyle mi? Hem de Nazif babayı kaçırmışken. Güya. Yok bu hiç hoşuma gitmedi. Başka ne var Yasin? Mahir'i başka bir cinayette daha suçluyorlar. Sözüm ona gazeteci Tarık Dalmaz öldürmüş. Ne? Olamaz, imkansız bu. Bu gazeteci akşamüstü şikayette bulunmuş. Mahir sabah benim üstüme saldırdı. Şimdi de bulunduğu marangoza çağırıyor. Eğer gitmezsem aileme zarar vermekle tehdit ediyor. Korkuyorum ama ailem için gideceğim diye suç duyurusunda bulunmuş. Sonra da adamın ölüsünü bulmuşlar işte olay mahallinde. Boğazı kesilmiş halde. Yalan. Yalan Yasin. Mahir oraya gittiğinde ben gördüm onu. İçeride bir tek Nail vardı. O da ölmüştü zaten. Ben inanıyorum Feride. Ama nasıl ispat edeceğiz? Adamların kurduğu kumpas öyle böyle değil. Yakacaklar Mahir'i. Hayatını, hayatımızı yakacaklar. İyi geceler. Konuşmamız lazım.